Merhaba, ben Ebru. 22. Yüzyıl Derneği olarak 31 Mart yerel seçimleri öncesinde gerçekleştirdiğimiz Serbest Kürsü, yerelde genç aday olmak projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz mülakatlarımızla genç adayların sesinin daha geniş kitlelere duyulmasını umut ediyoruz. Projemizin temel amaçları Türkiye'nin farklı şehirlerinden genç adayların kişisel deneyimlerini dinlemek, yerelde genç aday olmanın anlamını konuşmak, genç adayların seçim bölgelerine nasıl katkıda bulunacaklarını öğrenmek ve gelecekte daha fazla genç aday görebilmek için neler yapabileceğimizi değerlendirmek olacak. Bu kapsamda tüm çalışmalarımızda gözettiğimiz adil temsil ilkesi çerçevesinde tüm siyasi partilerin yereldeki genç adaylarına davet iletiyor, yerelde genç aday olmanın anlamının birinci ağızdan gençler tarafından anlatılmasını teşvik ediyoruz. Şimdi konumuza dönelim. Serbest Kürsü, yerelde genç aday olmak projesi kapsamındaki mülakatlarımızda bugünkü konuğumuz CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adayı Sayın Mahmutcan Doğan. Mahmutcan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. İyi akşamlar diliyorum. Artık iyi geceler mi diyeyim, iyi akşamlar mı diyeyim? Orası size kalmış. Çok teşekkür Siyasetçinin ederiz. gecesi gündüzü yok. Öyle bir mesaj da vermiş olalım diyor. Teşekkür ediyoruz biz de programımızdan vakit ayırıp katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir gençlerin en azından söz sahibi olması adına bir dernek, bir girişim. Bunu dijitale taşımak hepinizin emeklerine sağlık diyelim. Teşekkür ederiz. İlk sorumuz sizi tanımakla alakalı aslında. Mahmut Can Doğan kimdir? Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Mahmut Can'da ben 2001 yılında Malatya'da doğdum. İlk öğrenim, orta öğrenimimi, daha doğrusu orta öğrenim dersem karışır, ortaokulu Malatya'da okudum. Daha sonrasında lise zamanında İzmir'de Cengiz Aytmatov Sosyal Üniversitesi olan, burada Zeytin Alanı'nda, Urla'da bulunan bir okula yatılı olarak geldim. Daha henüz 14 yaşında bir çocuktuk. Daha sonrasında Güngör Özbek, Güzelbahçe Doktor Güngör Özbek Anadolu Sesi. İlk mezunlarından biriyim. 2019 yılında lise mezunu olduktan sonra 2019'da 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü öğrencisiyim. Dördüncü sınıfım hala devam ediyor. Üçüncü sınıftan derslerim var. Açık konuşayım. Bazı veremediğim derslerim devam ediyor. Bu başarısızlık mıdır? Değildir diye düşünüyorum. İkinci kısım nezdinde üniversite okurken aynı zamanda ticarete atılmış bir gencim. 2019 yılında aynı zamanda bir işçi olarak göründüğüm yerde oto yıkama işinde başladım. Ticaret serüvenine başladım. Henüz daha 18 yaşındayken. Güzel işler yaptım mı, yapmadım mı o biraz dışarının takdiridir. Kendimizi konuşmanın bir anlamı yok. Bugün geldiğimiz noktada da 23 yaşında İzmir Ticaret Odası kayıtlı bir genç bir girişimcidir diyelim. İzmir Güzelbahçe'de Yelki Mahallesi'nde bir esnafım aynı zamanda. Gayrimenkul ofisim var. Bir brokerım. 23 yaşında İzmir'in belki de en genç brokerlarından biriyim. Yaklaşık 3 yıldır emlak sektöründeyim. Gayrimenkul sektöründeyim. Bununla alakalı efendime söyleyeyim, gayrimenkul değerleme yatırım uzmanı olsun, müteahhitlik eğitimleri olsun. Kendimizi geliştirebileceğimiz her alanda ciddi çalışmalar yaptık. 2019 yılından beri de aktif siyaset yapmaktayım. Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe ilçe örgütünde hem gençlik kolları üyesiyim, hem ilçe yedek yönetim kurulunda varım. Hem de olabildiğim her alanda, yetişebildiğim her alan olmak için çalışan bir gencim diyelim. Teşekkür ediyorum. Mahmutcan böyle. Teşekkür ediyorum. Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz peki? Sizi ne teşvik etti ve devam etmekteki motivasyonunuz ne oldu? Şimdi burada mesela benim 2019'da siyaset hayatım başladı. Lakin üyeliğim çok daha yeni. Onun sebebi de aileden birinin babamın memur olmasıyla alakalı. İşte en başında zaten çok ufakken siyasetin içine doğup hayatın her alanında siyaset yapıp göz yumup da devam edip hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmek bana göre değildi. Ben de o yüzden dedim ki Türkiye'de birilerinin bu düzene dur demesi gerekiyor. Bununla ilgili
çalışan çok fazla kişi var zaten. Asla küçümsemek veya efendim onlarla alakalı bir şey konuşmak için değil. Lakin muhalefetin bizlerin çok daha fazla çalışarak, daha fazla gençleşerek, daha fazla enerjimizi ayırarak ben başka kimseyi görmedim Sayın Cumhurbaşkanımızdan. O yüzden de değişmesini istedim. 18 yaşından itibaren siyaset hayatına giriş yaptım. Aktif rol oynamaya tabii ki. Ama onun öncesinde de hep bir seçim günleri anneyle babayla efendime söyleyeyim sandığa giderken içinizdeki o heyecan, içinizdeki o efendime söyleyeyim ülkenin karar mekanizmasının olduğu günün kalp atışları farklı ise sizi siyasete bir şeyler itiyor demektir. Ben de 2013 yılında daha ortaokuldayken minik baro başkanı diye internete yazdığınızda çıkacaktır. İlk baro başkanı koltuğuna oturan 23 Nisan'da. Çocuk ben dedim herhalde. Malatya'da bunu gerçekleştirdim. O zamanlar okulda meclis başkan yardımcılığı yapıyordum okul meclisinin. Bir baroya ziyaret düzenlediğimizde baro başkanı Eyüp Bey'e dedim ki öyle böyle ben yerinize oturmak istiyorum dedim henüz 13 yaşındayken. O da dedi ki gel. O zamanlar avukat olma düşüncem vardı. Daha sonrasında ticarete atıldım. Daha da bu işin bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşündüm. O yüzden siyaset hayatı aslında her dakika, her alanda var. Doğduğum dakikadan itibaren siyasetle uğraşıyorum. Neden? Ekmek almaya gittiğimizde bile siyaset yapıyoruz dediğimiz. Bizim için önemli. Biz de bu yolda savaşıyoruz diye. Teşekkür ederim. Genç bir adaysınız. Siyasete girdiğinizden beri ve bu seçim sürecine kadar hatta geldiğimiz güne kadar genç olmanızla alakalı siyasette bir dezavantaj yaşadınız mı? Hem vatandaşlar nezdinde hem de partinin ya da siyasetin kendi içi kapsayıcılığı nezdinde soruyorum bunu. Şimdi dezavantaj yaşadım mı? Dezavantaj yaşamak aslında benim nezdimde çok dezavantaj yaşamadım kendi nezdimde. Çünkü bunu avantaja çevirmek zaten önemli olandı. Tabii ki bu işin dezavantaj gibi görünen eksik kısımları var. Nedir? Bir kere yerelde mesela ben bir belediye meclis üyeliğine aday olurken parti içerisinde yalnızca gençlerle yarışmıyorsunuz. Dosya alma kısımları olsun, aday adaylığı süreci olsun. O zaman dezavantajlısınız çünkü diğer insanlar kadar tanınmıyorsunuz. Diğer insanlar kadar tanınabilir olma şansınız illaki vardır. Lakin örgütte 20 yıldır olan bir insanla 5 yıldır olan bir insanın avantajları ve tutumu emeği farklı oluyor. Bizler emeğin en yüce değer olduğunu savunan bireylerden bir tanesiyiz. Tabii ki onların tecrübelerine ihtiyacımız var. Ama biraz gençleşmemiz de gerekiyor. Çünkü biz bu işe biraz da enerji gözüyle bakacağız. Daha fazla sahada olacağız. 5 yıl boyunca bugün girip de çalamadığımız kapı varsa o 5 yıl boyunca o insana dokunmak zorundayız. Siz ne güzel şunu söylediniz. 22. Yüzyıl Derneği tüm siyasi partiler dediniz. Biz tüm siyasi partilerden insanlara hizmet etmekle mükellefiz. Çünkü devletin bir makamını, devletin bir koltuğunu yalnızca 5 yılında kiralayacak olan insanlarız. O da halka hizmet etmekle mükellefiz. Bizim de önemli olan eşit hizmeti onlara götürüp her insanımızı, her bireyimizin refah seviyesini artırabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden dezavantaj değil, avantaj olarak da düşünebiliriz. Enerjim var, en basiti. Avantajım burada şey önemli. Gece gündüz fark etmeksizin koşturuyoruz yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzelbahçe'deki adaylığınızdan konu açılmışken şunu da sormak istiyorum size. Bulunduğunuz ilçede belediye meclis üyesi adayı olmaya nasıl karar verdiniz? Siz ne tür bir ihtiyaç gördünüz ki aday olmalıyım diye düşündünüz ve bununla bağlantılı olarak sizce başarılı bir yerel yönetimin özellikleri neler olmalıdır? Şimdi birinci neden aday oldum sorusu her gencin, efendime söyleyeyim her bireyin cevap vereceği bir soru olur. Ben daha ufak kısa
şunu söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün paşam şunu diyor. Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür diyor. Benim de yola çıkmamın en büyük yegane sebebi budur. Ne kadar hizmet edersem işte vatan sevgisini bununla kıyaslayabiliyor paşam. Bizim için de önemli olan oydu. Bulunduğum yerde de siyasete atılmam, efendime söyleyeyim, bu gibi kararlar almamın tamamı ve bütün adımlarımın hepsi bir çift mavi gözün uğrundadır. Gerisi de çok benim açımdan teferruattır. Benim istemem bir koltuk beğenmem, efendime söyleyeyim, siyaset hayatında bu şekilde atılımlar bize göre değil. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz parti içi de demokrasiyi kanıtladık. 2023 kurultayımızla beraber diye düşünüyoruz. Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Geçmiş dönem genel başkanımıza da çok teşekkürlerimi sunalım. Türkiye'de bir genel başkan elindeyken partinin delegeleri hayır artık genel başkan olamazsın dedi. Bu da partinin gerçekten demokrasiye verdiği önemli. Demokrasiye olan inancımızın da hiçbir zaman kaybolmaması gerektiğine bir mesajdı. Değişim çığlıkları, değişim naraları da bu yüzden atıldı. Aslında en büyük değişim muhalefetteki değişim değil, en büyük değişim iktidardaki değişim olacaktır. O da 2028'de olacaktır diyelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi aday olduğunuz bölgeye dönmek istiyorum biraz. Ama ondan önce bu az önce siyasette gençlerin dezavantaj yaşadığını ve bir noktada avantajlı da olduklarını bahsetmiştiniz. Partinizin bu konudaki tutumuna biraz değindiniz ama orada biraz daha genişletmek istiyorum ben. Kota uygulamaları ya da ana kademede etkin temsil imkanı gibi bu konuda partinin yaklaşımları nasıldır? Bu birinci sorum. İkinci soru da genel anlamda adaylarımız siyasetin dezavantajlı kısmını gençler açısından değerlendirdiklerinde maddi imkansızlıklar olduğundan bahsediyorlar. Bu tür böyle gençlere has bazı problemleri aşmak için partinizin herhangi bir uygulaması var mıdır? Bunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde maddi çekinceye ihtiyacınız yoktur. Siyaset yapmak için maddi çekince illa ki her bireyde olduğu gibi vardır. Çünkü hayatınızın alanına tam anlamıyla bir farklı bir yere bir savaş koyuyorsunuz. Bir cephe açıyorsunuz kendinize ve o cephede savaşmak için de belli bir cephaneye ihtiyacınız var. Başka şansınız yok. Bu konuda evet gençler olarak bir tık dezavantajlıyız. Çünkü Türkiye'nin ekonomik şartları belli. Okuduktan sonra olup da ilerleyecek, efendime söyleyeyim çok para kazanıyorum diyecek insan sayısı zaten çok nadirdir. O sebeple bu evet maddi çekinceler zor. Lakin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak için yine açık konuşayım. Siyaset yapmak için bir yere aday olmak için paraya ihtiyacınız yoktur. Bizde teyammül değildir işlem. Bizdeki ön seçimdir. Olan yerde örgütün kararıdır. Örgüt denetiminde ön seçimdir. Örgütün belirleyeceği kısımlar vardır. Bize aday odaklı çalışılmaz. İnsan odaklı çalışılır. Örgüt odaklı çalışılır. O sebeple de kota uygulamalarımız vardır. Türkiye'de 81 ilde de buna uyulmaya çalışıldı. %100 uyum veya sağlam sonuç, sağlıklı bir sonuç alındım diye sorarsan zannetmiyorum. Lakin %20 gençlik kotamız, %30 da kadın kotamız. Yani %33 daha doğrusu kadın kotası. 3 kişiden 1 kişi kadın, 5 kişiden biri de genç olmak zorunda diyor. Meclis üyesi listesi hazırlanırken. O yüzden bizim Cumhuriyet Halk Partili bir nefer olmak gerçekten gurur verici. Diğer partilerin bu tutumunu çok fazla hakim değilim. Lakin sokakta gördüğüm veya İzmir'de benim bizzat yaşadığım AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın, efendime söyleyeyim DEVA'nın, geleceğin, memleketin isimlerin çok bir önemi yok. Bizim kadar buna önem verilmediğini görüyorum. 2024 seçimleri, yerel seçimlerinin gençler açısından çok büyük bir değişim mesajı olduğunda farkındayım.
Umuyoruz da hep böyle gençleşmeyle ilerleyip siyasette gençlerin de karar vereceğini, evet gençler sizin de söz hakkınız var diyeceğimizi kimse unutmasın. Biz bu yüzden bu yoldayız. Teşekkür ediyorum. Tekrar yerele geçmeden önce son gençlerle alakalı sorumuz size. Bahsettiniz kendi partinizin uygulamalarından. Diğer partilerdeki durumun tam olarak nasıl uygulandığını bilmediğinizi belirttiniz ama gelecekte Türkiye genelinde daha fazla genç aday görebilmemiz için bizim sizce neler yapılmalı? Belki bu konuda genç siyasetçilerin de yapması gereken, atması gereken adımlar vardır. Bu açıdan hem onlara hem de diğer partiler genelinde de tavsiyeler ya da işte şu yapılmalı dediğiniz önerileriniz var mı acaba? Şimdi öncelikle bir yola çıkarken zaten siyaset bir yarış aynı zamanda. Farklı bir partinin bir üyesiyle veya bir adayıyla zaten karşılıklı yarışıyorsunuz. Genç aday olmanın böyle bir dezavantajı var. Lakin bir de şöyle bir avantajı var. Siz diğer insanlarla yarışırken ben her kapıya gittiğimde bu bütün partiler tarafından kabul görülüyor. Ben zaten şunu söylüyorum, suratımı iyi ezberleyin diyorum. 5 yıl boyunca öyle çat kapı bir gün gelirim. Bir gün kapınıza dayandığımda ya sen kimsin demeyin. Mahmutcan ben sahada sizlerin sesi olmak için varım diyorum. Bizim için önemli olan şey bu. Sadece genç konusunda aslında halkın da toplumun da bize bakış açısı gerçekten çok güzel ve çok avantajlıyız. Kimin elini tutsak gerçekten o evet diyor gençleştiniz diyor oyum size diyor ve ikna etmeden de ben çıkmıyorum siyasette de öyle bir şeyim vardır elini tuttuysam o oyu alıp çıkacağım bizim için önemlidir genç bireylerin bir şeyler başarabildiğini göstermemiz gerekiyor ben de buna aday olan kişilerden biriyim gençlerin kadınların ve hayvanların özellikle öncelik sesi olacağım diyorum. Pozitif ayrımcılık bende var diyorum. Kime giderseniz gidin. Benim açımdan da genç adayların artması şununla ilgili hayal kırıklıklarının olmasıyla ilgili. Biz nasıl hayal kırıklığımız fazla olursa genç adayımız o kadar azalacak. O sebeple de nasıl bir adım atılabilir? Gençlerin daha seçilebilir yerlerden. Şimdi Güzelbahçe'de evet muhalefet bizim için muhalefet. Burada biz iktidarız. Yerelde biz iktidarız. Güzelbahçe çok ciddi oy oranlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi kanadında bir yer. İnşallah da bu dönemde 6 gün sonra yine aynı şekilde büyük rekorlara imza atarak Güzelbahçe'de yine güzel bir kutlamayla güzel bahçemizi güzel kılmaya devam edeceğiz diyelim. Genç adayların daha seçilebilir yerlerden olması gerçekten çok önemli Ebru. Onun sebebi de hayal kırıklıklarını yaşamak, az yaşamak ve umudun yeşermesi işte biraz listedeki yerlerle alakalı. İzmir'de bu konuda çok fazla genç arkadaşım var. Benimle birlikte, benimle beraber ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçilebilir kısmını artık hepimiz gelecek gibi düşünüyoruz. Benim bugün listemde 12 ve 13. sıralarda yine 20 ve 23 yaşında iki genç arkadaşım var. Benim açımdan çok değerli ve çok önemli bir husus. Umuyoruz da partimiz bütün meclis üyesi listesini mecliste başka bir partinin efendime söyleyeyim apoletini görmeyene kadar biz savaşmaya devam edeceğiz. 15 kişiden 15'i de Cumhuriyet Halk Partili olsun diye uğraşacağız. Bunun sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten parti içinde birbiriyle tartışabileceği mesajını vermiş olmamız. Demokrasi zaten bizim parti içinde var. Biz zaten birbirimizi ileri taşımak adına birbirimize tartışmalar açıyoruz. Yeri geldiğinde münazaralar gerçekleştiriyoruz. Bir de gerçekten takım kaptanımız
çok başarılı bir liderle birlikteyiz. Bizim açımızdan o da önemli. Gençlerin siyasetteki söz hakkı sahibi olmasının sebebi çalıştığınız örgütünüz, çalıştığınız aday. Çünkü listeler genel merkeze giderken bile burada hem örgütün ilçe başkanının, hem belediye başkan adayının, hem de örgütün çok büyük katkıları veya sizinle alakalı yaptırımları olacaktır. Çünkü aday adayları da bununla alakalı bir adımdır. İkinci adımı alıp alamamak tamamen gençlere verilen değerle alakalıdır. Biz bugün Güzelbahçe Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok büyük bir ilke imza atmış olup 15 meclis üyesinden 4 adetini 30 yaş altında yazıyor olmamız bizim kotayı da geçmiş mesajını veriyor zaten. %20 kotasını, genç kotasını geçmiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi biraz Güzelbahçe'ye dönmek istiyorum. İlçenizde, aday olduğunuz ilçede vatandaşların en öncelikli sorun alanları, meseleleri, gündemleri nelerdir? Yine gençler özelinde gençlerin öncelikli sorunları, gündemleri nelerdir diye soracağım size. Ve bunlara yönelik planınız, projeniz nelerdir? Bunları soracağım. Şimdi şöyle onunla alakalı bir kitapçığımı getirdim. İşimiz gücümüz Güzelbahçe diyor. Mustafa Başkanımız burada. Mustafa Günay. Kendisi Güzelbahçe Belediyesi'nde yaklaşık 13 yıl belediye başkan yardımcılığı yapmış. Takım kaptanım çok güçlü anlayacağınız. Belediyeciliğin her alanında. Güzelbahçe'nin her kaldırımda izi olan, emeği olan, alın teri olan bir kişilik. Çok emekler vermiş ve belediye çevresinde diğer kısımlarda anlıyorsunuz bunu. Her adım attığınız yerde bir genç olarak ben eksik kalıyorum. Belediyecilik konusunda evet bilmediğimiz, öğrenmemiz gereken birçok mevzuat, birçok şey var. Lakin takım kaptanımız yani liderimiz o kadar iyi ki hiç bu konuyla alakalı problem yaşamıyoruz. Ve gençlere verdiği değer zaten meclis üyesi listesinden ilçe başkanımız Devrim Seyrek ve Güzelbahçe Belediye Başkan adayımız Mustafa Güney gerçekten bu konuda harikalar yarattılar. İlçe başkanımız bu arada Güzelbahçe Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız da 32 yaşında. O yüzden bizim açımızdan gençlere verilen değer de daha avantajlıyız diyebiliyoruz. Bir de böyle bir takım liderinden 5 yıl boyunca bu gibi belediyecilik anlayışlarını öğreneceğim için ayrı bir gururluyum, ayrı bir onurluyum diyebilirim. İşin ehlinden öğrenmek, işin zanaatını bilen kısımdan öğrenmek, siyaset alanı farklıdır. Belediyecilik bir de ekstra bir mevzuat, ekstra bir yük gerektirir. Evet, belediyecilik konusunda bugün hiç gözüm açık değil. Çünkü çok rahatım. Elimdeki kitapçık Güzelbahçe'nin bütün problemlerini tek başına belki de ses getirebilecek durumda. Takım kaptanımız zaten projelere beraber geldi. Ben bunları planlıyorum arkadaşlar. Nedir, nasıl geliştirebiliriz diye bir fizibilite çalışması yaptık. Biliyorsunuz diğer meclis üyesi adaylarla beraber, takımla beraber biz başladık ve dedik ki evet bugün bunlara karar verelim. Güzelbahçe'de baktığınız zaman Güzelbahçe'nin nüfusu çok aman aman yükseklerde değil. 50 bin altı olan ilçelerden bir tanesiyiz. Bu da efendime söyleyeyim bazı kıyı koruma kanunu olsun. Efendime söyleyeyim 25 meclis üyesi gibi avantajlar gibi şeyler yok. Bunu çok dile getiriyorsunuz diyorlar bize. Hayır, biz şimdiye kadar 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi aynı başkan devam ediyor. 15 yıldır o kadar sistematik, o kadar sağlıklı, o kadar birbiriyle barış içerisinde ilerlemiş bir örgüt var. O kadar Cumhuriyet Halk Partisi birbirine sıkı sıkı sarılmış ve bir vatandaşımıza dahi hizmet götürmemezlik yapmamışız. Bizim açımızdan önemli olan bu. Biz sadece Güzelbahçe'nin vizyonunu daha da ileriye taşıyabilmek adına daha öncesinden yapılamayan şeyleri,
Yani nedir bu kısımlar? Belli başlı eksiklerimiz vardı. Sahilde halkın her dakika söylediği bir sahil şeridimizin eksik olması kordon projesiyle karşılarına çıktık. Keşke bununla alakalı bir çalışma yapsaydım. Ekran yansıtması yapar. Orada da gösterdim, daha şey olurdu. Tabii o kısım biraz reklama girerdi. Kordon projesi yaptık. İkinci kısımda barınağımız, bize dediler ki evet eksik kalıyordu hayvan barınağı konusunda. Güzel Bahçe'nin hayvulansı var. Belki birçok belediyenin yoktur. Bizim nüfusumuz 39 bin civarında. Bizim mesela hayvulansımız var. Hayvanlara da önem verdiğimizin bu konuda önemlidir. Hayvan barınağımızı şimdi belediyenin farklı bir arazisinde daha da yukarıya, daha az yerleşimli olduğu bir bölgeye taşıyacağız. Daha fazla yatak kapasitesi, daha fazla hayvan kapasitesi, daha fazla hayvana hizmet verebileceğiz. Bizim açımızdan önemli. Güzelbahçe sahil şeridi gerçekten çok zaten önemliydi. Sahilde de bir sahil projemiz var. Çok güzel. Onda da teknik ekip dediğimiz ekibimiz, meclis üyesi adaylarımızda, takımımızda kendilerini bu işlerde kanıtlamış projeler bazında, efendime söyleyeyim, mimari kısımda gerçekten vizyonlarını kanıtlamış insanlar mevcut. Yine kendimi çok şanslı hissediyorum diyebilirim. Dediler ki bir açık düğün salonumuz yok. Kır düğün salonu olabilir mi? Belediye başkanlarımız bununla alakalı da hemen projesini başlattı. Hep birlikte projelere karar verdik. Tek tek proje anlatmayacağım. Çok uzun. Onun için size link iletebilirim. Proje tanıtım toplantımızı takım kaptanımız gayet güzel bir şekilde bütün projelerimizi anlatıyor. Ben sadece bununla alakalı, ben yerelde genç aday olmak ve gençler nasıl projeler istedi, bizim açımızdan o önemliydi. Yelki'de, Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde kendimin de ikamet ettiğim bölgede bir halı saha eksikti. Yelki'de halı sahamız yoktu. Yelki Spor Kulübü Başkanı, yine o da meclis üyesi listemizde, takım kaptanlarımızdan, takım arkadaşlarımızdan birisi. Kendisi gençlerin de çok sesi olmak için elinden gelen yapan bir kişi. Ali Başkanımızı buradan iyi akşamlar diyeyim. Halı sahamız olacak. Yelki Spor Kulübü'nün emrine verilecek dendi. Aynı zamanda gençler için bizim buradaki bir eksikliğimiz de, çünkü ciddi bir 12-13 kilometrelik yol var idi. Tabii ki nüfusu oranla az kalıyor idi. Biz de bunu arttırma adına bir proje gerçekleştirdik. İkinci kısımda bu sene tabii ki bizim takım kaptanımızın karar verdiği bir konu bu. Daha bu işe gelmeden önce kafasında olan bir konu. Muhtar masaları, efendim söyleyeyim, orada bulunan anne masası, kadın masası, muhtarların olacağı, belediyede bir masa ayarlayacağını söyledi. Bir bölüm içerisinde bunların gelip belediyedeki hizmetle alakalı kısımlarda da destek olmalarını istedi. Hemen daha ağzımı açmamıştım, elimi kaldırdım. Mahmutcan, senin için de gençlik masası gibisinden bir şey yaptım. Gençler için de, sizin için de gençlik masası dedi. Lep demeden leblebiyi bilen bir takım kaptanımız var. Gençlik masamız olacak. Gençler gidip orada bununla alakalı belediyede dertlerini, hizmet eksikliklerini anlatabilecekler. Ve Güzelbahçe'nin şu gibi bir çalışması var. İzmir Ekonomi Üniversitesi şu anda Balçova'da olan bir üniversite. Daha doğrusu şu anda Güzelbahçe'de çok uzun yıllardır bir yeri var idi. Başlamamışlardı. Güzelbahçe'ye şimdi temel atma kısmına başlamışlar. İmar açılmış. Çok ciddi bir kampüs Güzelbahçe'ye geliyor. Biz de bunun altyapısını yapmak zorundaydık. Takım kaptanımız bununla alakalı bugünü değil yarını düşünmek gerektiğini söyledi. Ve ne yapacağız? Kız öğrenci yurdu yapacağız mesajı verdi. Yerler daha öncesinden zaten çalışılmış. Lakin Güzelbahçe'nin gücü,
doğrultusunda henüz gerçekleştirememişti. Takım kaptanımız da evet Ekonomi Üniversitesi geliyor ve bizim o gelen öğrenci arkadaşlarımıza gelen özellikle kız dedi. Biraz da o da pozitif ayrımcı diyelim. Kadın öğrenci yurdu, kız öğrenci yurdu. İki adet yapacağını projelerimizde anlattık. Neden? Ekonomi Üniversitesi'ndeki o tabanı hazırlayıp yarına hazırlık yapıp bundan 5 yıl 10 yıl sonrasında Güzelbahçe'nin bu gibi bir hem nüfus hem kalacak yer geldiklerinde evsiz kalmak gibi bir durumlarıyla karşılaşmalarını asla ve asla istemeyiz. Bizler de istemeyiz. Bir tanesinde 66 odadan oluşan 120 kişilik bir yurdumuz var. Kahramandere Mahallesi'nde yine ikinci Kahramandere Mahallesi'nde o da belediye arazileri bunlar bu arada herhangi bir arazi vesaire durumu yok. Tamamen belediyenin kendi yerleri. Burada da 80 kişilik yani 40 odadan oluşan yine aynı şekilde 2 adet kız öğrenci yurdumuz var. Benim açımdan neden önemli bu? Yarın ben de bir üniversite öğrencisiyim. Kimi görsek dışarıda olan, efendime söyleyeyim, son dönemlerde KYK'larda yaşanan rezillikler. Bizler için biz Güzelbahçe'nin vizyonunun ileride olduğu mesajını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu yerlerde, yerelde iktidar olduğumuz yerlerde bizim insana verdiğimiz değerin ne kadar fazla olduğunu göstermek adına iki kişilik odalardan, iki kişilik kişilerden oluşan odaları planladık. Bizim açımızdan bu çok değerli. Gelip 8 kişi aynı odada kalmak bizim lügatımızda yok diyelim. İnsanların hepsinin refah seviyesini arttırabilmek ve Güzelbahçe'ye gelen her bireye evet Güzelbahçe'ye yaşanılabilecek en güzel yer dedirtebilmek bizim vizyonumuz. İsteğimiz de budur. O yüzden genç arkadaşlarımıza bir de böyle bir proje hazırlığı yaptık. Umuyoruz da bu 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Daha farklı projelerimiz var. Nedir bu? Kaan Yüce spor salonu var. Kaan Yüce spor salonunun o kısmında bizim bir havuzumuz olacak ve gençlik kampımız olacak. O da takım kaptanımızın yine gençlere bir hediyesi diyeyim. Bizim açımızdan gerçekten gençlere bu kadar değer ve önem veren bir belediye başkan adayıyla çalışmak da çok onur kaynağı. Projeleri bazında hem ilçe başkanımız hem belediye başkan adayımız sanki her şeyi bırakmış da gençlere odaklanıyoruz. Güzelbahçe'yi gerçekten en iyi, en yaşanılabilir yer haline getireceğiz mesajını daha dağıttığımız kitapçıklardan veriyoruz. Bizim açımızdan önemli durumlar. İnsanların düşünceleri hep şu oluyor. Ya işte ne kadar güzel yapacağız, edeceğiz diyorsunuz. Genelde hep budur zaten. İktidar olduğumuz için biz yapacağız dediklerimizin yaklaşık %90'ına yakın bu dönemde. 85'ine yakın bir 5 yıl öncesinden gerçekleştirdiğimizi ilçe başkanımızdan duyumunu aldım. Bu önümüzdeki 5 yılda bu sunduğumuz projelerin inşallah %100'ünü tamamlamak için hedeflerimiz bu yönde. Adım atacağız. Hep birlikte diğer genç arkadaşlarımla birlikte de mecliste gençlerin sesi olacağız. Gençlerin de siyasette söz sahibi olacağını, yerelde bizlerin de karar mekanizması olduğunu, bizlerin de oy hakkının olup neden söz hakkımızın bu kadar az olduğunu bunları tartışacağız. Sadece yerelde değil, aynı zamanda genelde de bu siyaseti yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bir neferi olarak çok mutluyum. Çok gururluyum, çok onurluyum. Yine Genel Başkanımız Özgür Özel'e de teşekkürlerimizi iletelim. Bizim açımızdan gençleşmek gerçekten çok değerli bir kavram. Önemli olan da bu diye düşünüyorum. Gençleştikçe güzelleşeceğiz. Daha da enerji harcayacağız diyelim. Projelerle alakalı ben proje linkini de size yollarım. İsterseniz açıklamaya bırakırsınız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son sorum şu olacak size.
Bir 5-10 sene sonra Güzelbahçe hakkında nasıl bir hayaliniz var? Yani şu an olduğu konumdan şöyle bir konumda yerleşmesini istiyorum. Şöyle bir hayalim var dediğinizde neler geliyor aklınıza? Yani şöyle, Güzelbahçe benim baktığınız zaman Küçükkaya'da, Payamlı'da çıktığınızda biraz daha yukarı, rakımın yüksek olduğu yerler var. Güzelbahçe'yi bir ayağımın altına alıyorum. Böyle bir sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Bir yanda deniz, bir yanda yeşil. Ne kadar güzel olduğunu, doğamızın, efendime söyleyeyim, yarınlarımızın ne kadar güzel olabileceğini düşünüyorum. Ben yine söylüyorum, benim bir gençlik alacağım var. O gençlik alacağımı da siyasette söz sahibi olarak elimizden geleni yapacağız. Bir borcumuz var. O da her yeni nesil, gelen yeni nesile borcumuz var. Bu yaşadığımız toprakları efendime söyleyeyim güzelleştirebilmek ve gerçekten hani bizim asıl İsteğimiz şudur. Ebru Hanım, bu biraz duygusala girer belki ama her bireyin, her insanın eşit şartta olup da ben geçmiş dönem genel başkanımızın söyledi hep biraz böyle gözüm dolar. Hiçbir insanın yatağa aç girmediği, hiçbir çocuğun gerçekten gece yattığında yemek rüyası görmediği bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim açımızdan bu çok önemlidir. Bizim onlara bir gelecek borcumuz var. Biz büyüklerimizin bize olduğu gibi. O yüzden doğayı seveceğiz. Yeşili koruyacağız. Bulunduğumuz her alanı güzelleştirebilmek adına oraları gençleştireceğiz. Oralara bakım yapacağız. Yaşlanmış mı bir yer? Gençleştirmek adına adımlar atacağız. Önemli olan bu. Bu konuda da ben Güzelbahçe'yi 10 yıl sonra nerede görüyorum diyemem. Ama 5 yıl sonra gördüğüm yer çok güzel bir yer. 5 yıl sonra çok bu işi bilen bir takım kaptanının liderliğinde bu işin son yeni bir dönemine başlayacak olacağız. Zaten Güzelbahçe'de vizyonu tanıtacak. Çünkü belediyecilik anlamında gerçekten çok tecrübeli bir kadro. Takım çok güzel bir takım. Özellikle hem tecrübelilerin olduğu hem gençlerin olduğu bir kadro. Bizlerin de ellerinden tutacaklar. Zaten bizim açımızdan en büyük değer de o. Asla diyorlar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Böyle bir partinin neferi olmak da, Cumhuriyet Halk Partisi neferi olmak da ayrı bir gurur bizim açımızdan. Gençlerin önünün açıldığı her mecra bizim için önemli. İlerleyen süreçlerde de inşallah öyle olacak diye umuyoruz. 5 yıl sonra göreceği yerde güzel bahçemizin vizyona kavuşacağı, güzel bahçemiz şunu yaşayacak, bundan eminiz. Bizler yarın 28 yaşında olacağım 5 yıl sonra ve dönüp baktığımda 20 yaşında, 18 yaşında bireylere şunu diyebileceğim. Evet, Mahmutcan 5 yıl çalıştı, sahada oldu. Ve arkadaşlar artık sıra sizin. Yavaş yavaş daha da gençleşmemiz gerekiyor diyeceğim. Belki de 28 yaşında ben daha yaşlı kaldığımı belirteceğim. Siyasette 5 yıl sonrasını kimse bilmiyor ama netleştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz diye. Sizler zaten böyle bir adım attığınız, gençlerin de bu şekilde söz sahibi olduğunu Türkiye'ye tanıtmak istediğiniz için 22. Yüzyıl Derneği olarak birçok farklı ideolojiden, birçok insanı bir arada olup da kendilerine, duygularına tercüman olabileceği bir platform oluşturduğunuz için de biz teşekkür ederiz. Umuyoruz da bizler, gençler veya çocuklar, çünkü zaten çocukluk 13 yaşından beri çocuklar inanın diyoruz. Ve biz inanıyoruz. Umarız herkesi inandıracağız. Umarız da çok başarılı olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak yine söylüyorum. Ben partim adına ve kendim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu gibi mecralarda partimin adına bir genç aday olmak da ayrı bir gurur kaynağı.
Türkiye'de onu da ilk biz gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ilk dijital aday tanıtım toplantısı da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Bu da ayrı bir onur ve gurur kaynağı bizim açımızdan. İlk Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan bu adım, bu efendime söyleyeyim çok fazla şey var ve bunları dile getirmek çok zor. Bir çift mavi gözle başlayan bu kavga sürecek. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu ortamlarda da gençlerin münazaraya yönelmeleri, efendim söyleyeyim aralarındaki bazı tartışmalara yönelmeleri kavga değil, sözlü bir durum aslında. Hani bitmedi, sürüyor, sürecek o kavga dediğimizde insanlar yanlış anlayabiliyor. Hayır, oturalım tartışalım. En büyük silah zaten kalemdir. Biz beyinlerle, biz okuduklarımızla, biz bilgilerimizle karşı tarafı yeneriz. Bugün geldiğiniz, vakit ayırdığınız için, programımıza, mülakatlarımıza katıldığınız için, nezaketiniz için ben de kendi adıma ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum.